Pendaldırır ben içerim, o yar benim kime ne? Ah Haydar Haydar, o yar benim kime ne? Sofular böyle demişler, güzel sevmek çok günah. Ben severim sevdiğimi, o yar benim kime ne? Ah Haydar Haydar, o yar benim kime ne? Nesimi'ye sordular ki, güzel sevmek çok günah. Ben severim sevdiğimi, o yar benim kime ne? Ah Haydi Haydar, o yar benim kime ne? Doğumda doğmuşum ve 9 yaşında Yenikçe köyümüze okul açıldı. 9.45 senesinde 10 yaşında okul açıldı. Eğitmenin öyle şeydi yani. Öğretmenliği de eğitim hocam vardı. Ben 2,5-3 ay olunca babam öldü. Bir sürü koyunumuz vardı. Koyunları 40-50 onları sattık. Ben okuldan ayrıldım. Benim okulum cahilim ben. Gece okul açtılar. Gece okulunda okurdum. En sonunda yani bana hocam hatta öğretmenim bana diploma verici oldu. Gelmeden ben kendim çocuk yani oldu. Sonra 4 kardeşlik kardeşlerim vardı. En büyükleri bendim. Onlara babalık yapmış gibi oldu o zaman yani. Annem 31 yaşında gittim, dul kaldı. En sonunda işte büyüdük, payıdık. 1951 senesinde 48'de evlendim. Yaşım küçüktü, büyüttüler. O çocukları büyütmek için yani. Kaç yaşında evlendiniz Süleyman amca? 16, 17, bilmiyorum işte gari. Çok küçükmüşsünüz. 48'de evlendim gari. Çok evlendik. Askere gitmeden işte evlendik. Askere gittik. Askerde istikam çavuşları yaptık İstanbul'dan. Oradan geldik. İşte köyümüzde böyle elektrik, su yok, hiç zaten yok. Yok, kır memleketten yok, duymuşumuzdur her tarafta. Olmadınca sonra biz en sonunda 73 senesinin 12. ayının 9'una beni mutar ettiler. O sene 74 senesinin Haziran ayında köyümüze su geldi. Evden biz göllerden içiyorduk suları. Göllerden, oradan akarsuyumuz var, çok çeşmemiz vardı. Oradan hayvanlarla çekerdik böyle. Ağaç şeyler vardı, çeçeneklerdi, tenekeler çekerdik oradan. Ne eziyetler çektik. O devre Allah göstermesin bize. Sonra biz muhtar olduğumuzda 74 senesinin Haziran ayında buraya elektrik geldi. Çalda elektrik yoktu. Çalda var da köylerde hiç yoktu yani. Hele o gari memleketin adı Ecevit. Bülent Ecevit Başbakan'dı. O zaman Çal köylerine elektrik geldi, su geldi. Bu sular ta o zaman geldi, bizim zamanımızda geldi. Ondan sonra biraz yaşantımız bayağı da iyileşti yani. Hiç gitmemişsin o zaman Çalçakırlardan değil mi? Sürekli burada kalmış. Burada kaldım. Ondan sonra neyse su geldi. Tekrar işte suları köylere, evlere dağıttık. O günleri Allah göstermesin, göllerden içerdik. Afgan deriz biz, Afganlar böyle. Afganlardan su içerdik böyle.
öyle çamaşırlarımız böyle elde yıkanırdı ya. Şimdi ne günlerimiz yani, o günlerle bugün çok farklarımız var ya yaşandığı bakımından. Yaşandı serbest o günler, çok iyi. Bu hükümetin şeysi de olabilir. Mesela gelirimi ilerlemenin böyle oldu yani. Sonra işte çocuklarımız var. 5 çocuğumuz vardı bizim. Çocuklarımızın ikisi Alaşehir'de. Birisi Denizli'de, birisi Nazilli'de. Torunlarımız var, öğretmen. Antalya'da ikisi. Burada Çeşme'de bir oğlumuz var yani. Turizm okul müdürü. Torunum öteki, barında buradaydı. Ondan sonra tekrar onu tekrar alaya verdiler. Şimdi o alaya tayinleri çıktı. Gelinlerimiz var, hepsi tahsilliler, iyiler yani. Şimdi, burada duran hiç çocuğun yok mu? Burada oğlum var işte, burada tek oğlum var burada şimdi. O oğlum da şimdi işte burada çalışıyorlar, bunlar iyiler yani. Ne iş yapıyorlar burada? Şimdi yapacağım? Oğlumuzun işte 25-30 dönüm bağı var. Bağcılık yapıyor, bu sene bağları soğuk kurdu. Evet. Onları biliyorsunuz. Akkent resminden şey kiraladı. Yer kiraladı. Şimdi inanın yani bu sene 30-35 bin lira balıcının beden para aldılar. Çok şansları yürüdü yani. Ama nasıl? Haftada 3-4 ton mal çıkarıyorlar. Bak şunlar şey, camına şey biliyorum. İyiler. Şimdi bugün oraya gittiler yine. Sıbana'ya gittiler şimdi yine. Oraya. İki dönüm Sıbana'ya gittiler. Böyle. Köyümüzün geçimi bu. Eskiden ne vardı Çalçakırlar'da Süleyman amca? Ne iş yapılırdı? Mesela şimdi bağcılık daha yeni dönemde değil mi yapılıyor? Şimdi evet tamam. Şimdi bak bu evvelden benim ufaklığımda daha da yeni de yeniydi yani. Ekin, arpa, buğday ekerlerdi. Hayvancılık değil mi? Hayvancılık. Merkeplerle çözülürdü. Ondan sonra işte millet kendi isteğinden yavaş yavaş biliyorsunuz. Gezgini de böyle yani. Evet. Yeni işte. Şimdiler de iyiler yani. O zaman öyleydi. Benim ufaklığımda yani böyle bağ falan azdı. Azdı evet. Azdı. Sonra bağlar gibi bayağı da iyileştiydi. Bizim köyümüzün benim muhtarlığımda 552 nüfus vardı. Şimdi 240 nüfus var. Çok göç var değil mi? Çok göç. Ne diyeyim sana, benim çocuklarım hepsi göçtü. Alaşehir'de bu da biliyor yani. Orada 15-20 turizm kaldırıyorlar. Böyle işte şimdi bayağı da şu durum iyi yani. Yani yok yine göç var. Yine bizim çocuklar zaten burada durmazlar. Bak burada şimdi ilerisi ta iyi canım. Dediler, burada gidenler bizden çok iyisindi. Benim köyümden, benim çocuklarım mesela olsun, köyümden gidenler olsun, göç eder. Hepsi bizden iyi. Bir arazi olmasa bile orada bir emekli oldular. Gidiyor adamlar mesela kendi hallerince. Ev aldılar bayağı çalışıyorlar. Çalışıyorlar bak denizde emekli olsun. Emekli misin sen de? Ben emekliyim. Peki eskiden mesela sen kendi düğününden bahsetmek istersen nasıl oldu düğünün Süleyman amca? Neydi yani adetten? Şimdi bizim köyümüzde adet sayarsak başa çıkmaz yani. Hem hepsi battı yani. Ben yazmışım böyle 46 tane yazmışım attım. Ne adetler vardı. Çok yani böyle bilmedi. İnsan şimdi kendi gülecek geliyor. Güleceğim geliyor yani adetlere yani. Onlar batıdılar abetin. Bayramlarda, düğünlerde. 3 gün, 4 gün davul çalınırdı. Cuma gün başlardı, ta pazartesi günü kadar. Başlarda böyle de, o da çok masraflı olurdu. Böyle o gel toplanırdı sağdan soldan, okucular böyle sağdan soldan toplanırdı. Evle böyle at koşuları olurdu. Efendim mesela böyle çok olurdu, bayrak dikelerdi böyle dolu şeylere. Öyleydi. O adı kalmadı şimdi. Hiç yok mu şimdi? Bayrak dikme bile yapmıyor. Yok, zaten bizim köyümüzde düğün bile olmuyor. Çocuklar bütün baloya gidiyorlar. Şimdi burada bir oldum Denizli'ye. Denizli'de oluyor düğün. Evet, tamam, bir iki tane oldu burada bir iki tane. Bu kadar oluyor tabii canım. Eski adetler kalkmış, yok yani. Eşin Cennet teyze ne zaman vefat etti Süleyman amca? 2012 senesinin 7. ayın 12'sine. Vefatı. Sen şimdi yalnızım. Çocuklar bakıyorlar bana öyle. Öyle bir çıkıntım yok benim yani. Köylüler de biliyor öyle. Çocuklar maaşımız var. 1000 lira maaş veriyor devlet bana. Çok geliyor çocuklar bakıyorlar. Allah razı olsun.
Şöyle bayramda gelip gidiyorlar buraya, telefon ediyorlar, bayramlaşıyoruz. Antalya'dan geldiler, Alaşehir'den geldiler, geldiler, kurbanı kestiler, gittiler, yediler, gittiler. Seni ziyarete geliyorlar. Her zaman canım, geldiler, her zaman gelirler. Ben oraya giderim, çağırırlar, götürürler buradan. Ne güzel. Gittiler bile. Eskiyle yemeği kıyaslarsan sence, yani şimdiki zaman mı daha iyi? Şimdi yavrum, ben ne diyorum bak, Allah o günleri göstermesin. Benim yani, benim yaşantım buradan, yani su geldikten 74'ten bu taraftan bu yani yaşantım var. Eşeğine hayvan hep affedersin yani eşeğine katırına gelen sudan içse ne olur ya? Şimdi çocuklar gidiyorlar motoruna bak bu çocuklar mesela şimdi benim oğlum mesela şimdi 30 lira bak gidiyor bir günde sürüp geliyor bir günde yapıyor. İki günde bir olmuyor ki. Akatlarda bak orada akatlarda orada bağlarımız vardı bizim. Hayvanla giderdik orada oradan bir turizmi çalarsak 10 sefer döneceksin yani. 100 kilo, zor, 100 kilo çok deli misin sen ya? Ne gideceğimiz çok o günlere bugünlerle yaşantımız çok kat kat üstü yani. Bizler çok şanslıyız yeni nesil. Bir yandan şanslı, bir yandan da aslında hazırcıyız artık ama. Vallahi onu Allah bilir. Siz de erken geldiniz, siz de gördünüz bizim gibi. Biz erken gelmişiz, o çileyi çektik. Evet. Bizden olanlar çekmesin diyorum yani. İnşallah. Evet. İnşallah. Benim temennim bu yani. Şimdi neler yapıyorsun peki? Şimdi ben bir şey yapmıyorum işte, çocukları buraya sabah kalkıyorum, çocuklar benim beraber iyi bir çöz. Onlar yabana gittiği yerler, ben böyle dolaşıyorum işte. Tur yapıyorum, oradan da gidiyorum, buradan çıkıyorum. Tabii. Sadece doktor antrenman yaptı bana. Yürüyüş mü yapıyorsun? Yapıyorum ya, ben çocuk geldi, ikinci geldim ben. Buna geldim, yapmam dedi, seni geleceğiz diye. Köyü dolaşıyor, yitiyor bana. Maşallah yaşını da göstermiyorsun. Onun sırrı da o mu acaba? Vallahi orasını her şey doğal. Orasını siz bileceksiniz galiba. Biz değil sen bileceksin. Ya, yaşına yok Allah aşkına ben emsallerim arasında iyiyim ya. Maşallah iyisin. İyiyim ben. Arkadaşlarla kahvede sohbet edeceğiz. Kahve gelirler Hindur'dan. Kendi emsarim istedi. Şimdi yaşlılarla olmuyorsan da. Tabii ki şimdi biz de öyleymişizdir. Yaşlılarımız vardı bizim. Onlara oturmak istemezdik. Biz bir de genç kere. Biz de sokulmuyorlar yanımıza şimdi. Emsallerle oturup sohbet ediyorum zaten kahvede. Zaten olmuyor o. Emsalsız o sohbet olmuyor o. Olmuyor. Ne ağzına sağlık. Çok sağ ol Süleyman amca. Var mı soracak bir şeyler işte? Bizim yok. Seni söylemek istediğim bir şey varsa. Buyurun. Mani Türkiye gibi böyle bir şeyler varsa söyleyebiliyorsan söyler misin bizim için? Var mıdır öyle? Şimdi ben bak. Ben şairlik de yaparım. Oo. Yalnız sıkıp çocuklar aldılar ettiler. Bak bana... Şiir mi yazıyordun? Yazarım ben. 78 tane şiir yazdım vardı. Benim yalnız çocuklar bayramda aldılar ettiler. Yok mu şimdi burada? Ezberimde ben hepsini ezberleyemiyorum yani. Şöyle vardı yani. Küçük bir şöyle hatırladığın varsa? Çeşmeden söyleyiverem. Büyük Menderes. Ama hatırladım bak hepsini... Hatırladım ben. Şu dinlardan çıkıyorsun, harıl harıl akıyorsun, Allah'a mı tapıyorsun, nereye gidiyorsun sen Menderes? Yavaş git, bahçe sulansın, Müslümanlar abdest alsın, susuzlar suyundan kansın, nereye gidiyorsun sen Menderes? Yavaş, getiremeyeceğim, şimdi bilemeyeceğim. Sağ ol, ağzına sen ezber, şey beni buna geldiler de sizin gibi. Kitap gönderdiler bana. İşte o kitabı da gönderdiler. Onu gösterecektim size. Saklay abi yani. Saklayalım. Çok okurum ben. O kitapları da çocuklar aldılar. Hep bütün beni. Ama benim şiirlerim Alevi kesimlendir hemen.